Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Valla direkt şöyle köy evine doğru giderken bir giriş yapalım dedik. Evet, şimdi bir sabah uyandık, evi bir toparladık. Valla köyüne gittiğimiz için evde böyle pek bir şey yapmıyorduk. Emel Buran çamaşırları katlanması gerekiyordu. Onları hallettik. Sonra işte yemeğini falan hazırladım Emel Buran'ın. O tarz şeyler yaptık. Sağ olsun Burak menemen hazırladı. Özlemişiz menemeni. Vallahi çok özlemişiz. Burak bir an diyor ki menemen nasıl yapılıyordu ya? Evet, yemeğimizi falan yedik. İşlerimizi hallettik, çıktık. Hemen Burak da uyuyor. Şimdi gidecek bugün fideler. İnşallah onları bir güzel ekeceğiz. Evet. Değil mi? Ay çok heyecanlıyım ya. Ya ben de ilk defa böyle bir şey. Ay. Ne oldu baba? Fazla mı bağırdım ya? Bilmiyorum artık. Neyse. Onları ekeceğiz. Zaten mesela Adem abiler falan onlar dikti. Minik minik çilekler çıkmaya başlamış. O kadar güzel ki. Geçen göstermiştik zaten. Valla ben yedim. Ben buraya bile yedirdim artık. Yani o kadar lezzeti. Çocuk hem ekşi buluyor hem de ağzını açıyor. Çok beğendi yani. Tatları da bir farklı oluyor gerçekten. İnşallah beceririz ya o ekme biçme ya, şeyini. Yok, Ramazan abi de yardım edecek, Adem abi de. Evet ya, çünkü ilk kez yapacağız. Ondan önce hiç yapmamıştık. Göreceğiz artık. Evet, şimdi öyle gidiyoruz. Ekeceğiz, düzenli bir şekilde sulayacağız. Evet. Bir de yani şöyle biliyorsunuz çimen konusunda şöyle bir şey demiştik. Yapmayacağımızı. Çünkü hani çok masraflı olacak. Ama biz yine çimen tohumu alıp böyle bir serpip denemek istiyoruz. Sulayacağız. Ot çıksa yeter. Ya çıkmasa da bir şey olmaz ama bir deneyelim diyoruz en azından. Çünkü onu hani mesela kimisi öncesinden gübredir, şudur, budur falan yapıyor. Çok masraflı gerçekten. O yüzden bakalım biz bir öyle deneyelim diyoruz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Hayırlısı. Hayırlısı. Ne yapıyorsun sen benim güzel kızım? He? Gel bak burada ne varmış gençler. Bu da kuzu kulağı. Böyle kurutulmuş. Böyle dişleri için. Pamuk. Pamuk. Gel kızım. Gel bakalım. Gel bakalım. Uy seni yaradana kurban. Nasılsın, iyi misin kızım? He? İyi misin kızım? He? Kim gelmiş kızım? Kim gelmiş? He? Ne oldu babam? Ben geldim. Annesi bize bir müsaade eder misin? Bu ne? Bu ne? Ne? He babam. Yaradan Allah'a kurban. Evet. Evet. Gençler, fidelerimiz burada. Şimdi Ramazan abi biz gelmeden önce toprakları hazırlamış. Şu anda İlhan abiye farklı bir işler var İlhan abinin bahçesinde. Onları hallediyorlar. Bakın şöyle. Bu kısımları böyle hazırlamış Ramazan abi. Orada çeşmeyi değiştireceğiz. Farklı bir musluk takacağız. Ucuna jack takacağız. Hortumun diğer ucuna da tabanca falan takacağız. Sulama rahat olsun diye. Evet. Sonra fidanlarımızı dikeceğiz inşallah. Birkaç tane daha ot kaldı. Köşelerde, kıyılarda falan. Onları da halledeceğim. Şimdilik böyle. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle bir tabanca aldık. Şöyle de bir jack ve musluk. Bu jack buradan çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle emniyeti var. Şu şekilde çıkabiliyor. Tek elle biraz zor ama. Evet şöyle. Sonra tekrardan buraya tak diye takılıyor. Hortumu da buraya takıyorsunuz. Sıkıyorsunuz. İyice kavruyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben daha çekemedim geldikten beri. Dünden kalan biliyorsunuz komşularımız gelmişti burada bahçede. O bulaşıklar duruyordu. Dün hiç halim yoktu. Yapmadım. Az önce onları yaptım. Şimdi de hemen buraya öğlen yemeğini yediriyorum. Sabah türlü çorbası yaptım. Çok güzel böyle kıymalı, güzel patlıcanlı, fasulyeli falan. Taze fasulyeyi. Güzel bir sebzeli türlü çorbası. Ben de çarşıya gittim geldim gençler. Evet, alışverişini göstermek ister misin? Evet.
Buradan göstereyim mi? Göster bakalım. Şöyle silikon lazımdı. Bir tane silikon aldım. Ondan sonra şöyle eldiven aldım. Pamuk benim eldivenleri yedi. Paramparça. Bir tane de şöyle kolibandı aldım. Sağlam bir tane. Bunlar lazım olacak inşallah. Sonra bir de markete gittim gençler. Dün işte misafirleri çaya davet ettik bize. Bir baktım çayımız yok. Komşumuzdan çay aldık, Adem öyle davet ettik. Çay aldım, öyle davet ettim. Hayatım şöyle şey, kepekli ekmek aldım. Emek burak. Şöyle çay aldım. Hı-hı. İki tane de altılı Beypazarı maden suyu aldım. Süper. Emek burak. Bu sabah da gelirken su aldık gençler. Evet, bol bol. Valla öyle. Şu anlık işlerimiz bu şekilde. Birazdan fidanları yapmaya başlarız değil mi? Ramazan abinin işleri bitsin de. Aha, tamam. Hemen bura. Beni arıyorlar. Alo. Kızım, güzel kızım benim. Poz ver bakalım. Pamuk, poz ver kızım. Aferin sana, aferin sana. Çok güzelsin sen, biliyorsun değil mi? Çok güzelsin sen. Evet, pamuğu saldım. Biraz dolansın, oynasın. Ben de bu sırada dün yapamadığım otları şey yapayım, koparayım çapayla. Evet, ondan sonra Ramazan abiyi bekleyeceğim. Biraz daha şöyle hava serinlesin. Ondan sonra fidanlarımızı dikeriz gençler. Size de gösteririm. Sultanım, efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapayım, bunun şeyini birazdan bahçeye çıkarırız. Tamam. Gezersiniz ha? Eyvallah. Eyvallah. Ben de bir yandan semaveri yaktım hayatım. Aha. Oh, bir çay yaparız. Bak bak, pamuk hemen Ramazan abinin hazırladığı yere gitti. Yeni ya, hemen bakacağım. Oranın da çevresini bir şekilde kapatmamız lazım ki fidanlara falan zarar vermesin pamuk. Aklımızda bir fikir var. Kerseyini evet. Taktın mı ismini? Ha, taktım canım. Çok güzel yaptın. Aa, bak kırmızı kırmızı. Çok güzel. Evet. Pamuk. Gel kızım. Canım benim. İyi, ben Eymen Buran'ın arabasını getireyim o zaman. Tamam. Evet, fidanlarımızı dikmeye başladık Ramazan abimizle birlikte. Şimdi kavunları mı dikiyoruz abi? Evet. Haydi bismillah, ilk fidanımız. Ben de şöyle yapayım, hiç olmasa ufaktan bir emeğimiz olsun. Kavunlar daha çıkmadı ilan abi. Evet. Aralarını ayrık mı bırakıyoruz abi? Tabii abi. Yani kola atınca sağa sola. Allah'ın hikmeti ya. Ne eksen çıkıyor ya. Ya toprağın verdiğini kimse yerine. Evet. Şunlar var abi. Tabii ki abi. Bunlar da karpuzlar. Şimdi sonra burada da çilekimiz var, çeri domatesimiz, biberlerimiz vesaire var. Şurada da İlan abimiz vardı yengenimle birlikte. Şöyle kıvırcığımız var. Bu salatalık galiba, şu arkadaki domates. Bunlar da neydi? Kabak, kabak. Evet, kabak, doğru. Kabak mıydı ya? Kabak ne oluyordu hayatım? Kabak bu tombul şey oluyordu değil mi? İçi turuncu. Bal kabağı oluyor. Bak Nisan geliyor. Aha, Adem abi Nisan'ı getiriyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasıl koşuyor? Nisan, özledin mi bizi? Sen önce pamuğu özlersin. Evet. Teyzesini özledim.
Evet. Ramazan abi çilek, çileği ne tarafa ekelim? Dışa mı ekelim, oraya mı? Bırakın bu yere. Tamam. Şimdi bakın 1, 2, 3 tane kavunumuz. Burada 4. karpuzumuz şimdi dikiliyor. Allah Allah razı olsun Ramazan abi. Biz hiç anlamayız bu işlerden. Senden öğreniyorum. Şimdi buraya da biberlere başladık. İyi maşallah. Ya bu nasıl bir şey ya? Çok güzel oldu ama. Anlatayım mı size? Evet, anlat bakayım. Şimdi gel şuradan başlayalım. Şuradan. Aa bakın buralar da var. Evet, bakın burada 4 tane karpuzumuz var. 1, 2, 3, 4 tane. Şuradan itibaren 1, 2, 3 tane kavunumuz var. İç kavun. Evet, buradan itibaren 10 tane şöyle çileğimiz mevcut. Oh. Çilek de şey oluyormuş arkadaşlar, yani kökü büyüdükçe kökü de çıkıp filizlenip çilek üretiyormuş. Vay be. Yani bayağı bura dolacak böyle. Yani. Ay hadi inşallah. Şuradan itibaren biberler. Şöyle biberler. Biberler. Şu sona doğru çeri domates başlıyor. Çeri domatesler şöyle. Aha. Sonra salatalık. Şey İlhan abinin verdiği domates ve salatalıklar var böyle. Aha. Şunlar salatalık. Bu sıra 1, 2, 3, 4, 5 tane kıvırcığımız var. Burada da bal kabağı var 3 tane. Evet, şu kıvırcıklara bakın. Başka çok şey, güzel. Canımız isterse yine alıp ekebiliriz. Aynen. Ama yeter bu bize, daha ne olsun. Aynen, daha ne olsun değil mi? Matlıcan matlıcan istersen onu da alırız. Yok, gerek yok. Bunlar yeter. Çok, ay düşünsene sabah böyle verandada kahvaltı için buradan biberini, domatesini falan şey yapacaksın. Şuraya şezlongu atacağım artık. Çilek yiye yiye güreşiriz. Çok güzel. Tamam. Hemen burayı da biraz toprağa oturttuk. Evet. Bir şaştı kaldı çocuk. Sen beğendin mi? Bak bakalım. Ha? Hoppa! Hoppa! Ha! Canlarım benim. Saçlarımı mı çekmek istiyorsun sen? Olamam. Evet, keyif yapıyoruz. Ay şu havanın güzelliğine bak ya. Babam. De bakayım. Baba. Alamıyorum. Seni ciddiye alamıyorum oğlum öyle deyince. Emma bura baba. Kaka. Baba. Bak dudaklar böyle. Baba. Boğazdan değil babacığım, bak dudaktan. Baba. Ay canım benim. Emma bura anne. Anne. Anne? Anne? Yok gaga, illa gaga diyeceğiz. Baba. Uyuyor ayakları. Çok garip duruyor şimdi. Mesela ön saçı böyle yüzüne yapışınca kenarlar da yapışıyordu. O zaman iyi duruyordu. Şimdi kenarlar kısaldı ya. Ön yapışınca böyle mantar kafa gibi. Saçlı kayyum benim. Ayaklara bakın. Tatlılık. Hemen bura. Anne. Kendi yapsana.
Gene yapsana. Hemen bura. Biz birazdan gideceğiz mi annem? Şu ayaklara bak. Ay camda kimler varmış? He? Onu çekmedi başımıza düşer. Allah korusun. He? Hemen bura. Oh ayakta da. Kafa gitti annem. Şuna hiç umrunda mı? Hay annem ya. Evet. İzle bakayım kim ne yapıyormuş orada? Kimler ne yapıyormuş burada? Oh. Evet biz eve geldik ve gelir gelmez kapının önünü bir görseniz kargo yığımı olmuş resmen. Ben dedim ki bir kargo açılımı gibi bir şey yapayım. Ben böyle kargo açılımlarını çok seviyorum. Yani tabii ki sevmeyenler de var ama ben çok seviyorum. O yüzden kanalımda çekmeyi de seviyorum. Şimdi şöyle paylaşayım. Bu kargoyu ben kendim aldım arkadaşlar. Diğerlerinde hediye gelenler var. Onu bizzat belirteceğim. Orada hani size hatta sayfaların ismini de yazarım. İlk önce şöyle göstereyim. Böyle donut bandanalar bu şekilde. Çok tatlı duruyorlar. Şöyle 5 tane donut bandanası var. Bu hatta paketin içinde şöyle hediye çıkmış. Böyle minik minik bandana çoraplardan. Bandana diyorum. böyle babet çorap. Bir de şöyle bir şey. Böyle Mihra yazıyor. Çok güzel bir şapka. Aslında böyle bir şey almayacaktım. Ama o kadar çok indirime girmişti ki son adet şapkalardı. O yüzden aldım. Böyle çok tatlı duruyor. Hatta sayfanın ismini söyleyeyim. Alya Baby diye bir sayfadan aldım. Sonra bunlar geldi. Bunlar bir sayfadan geldi. Hatta sayfanın ismini söyleyeyim. Sherry Bebek Market. Şöyle makozenler. Bu şekilde. Sonra Fransız ressam şapkalarını bilirsiniz. Şöyle kırmızı kırmızı. Hatta Enise'ye de böyle bir şapka almayı düşünüyorum. Böyle teyze yiyen kombin yaparlar. Bu arada 8 aylıktan itibaren bu şapkalar oluyor. Eğmen Buran kafasında denedim gerçekten oluyor mu diye. Gerçekten oluyor. Sonra böyle bir tane bandana bere diyeyim. Böyle fiyonklar geldi. Bu şekilde. Burada da çok tatlış tokalar var bakın. Bir de şöyle dizaltı çoraplar. Bunlar da çok tatlı. Bence şu Fransız şapkaları çok güzel olur. Şimdi bakın balımla bademe şöyle Puppy Store diye bir sayfa var. Size linklerini bırakırım. Trendyol linklerini arkadaşlar. Bunu bizim arkadaşımız yapıyor satışını. Biz de çok beğendik. Kendimiz dedik alalım. Bu şekilde böyle kedi ve köpek için kıyafetler var. Bu sanırım anca badem olur. Altın düşünsene Mihri Aksa'da uyuyor. İlk bunu giydiriyoruz. Ama var ya biz ölçüleri tam şey yapamadık. Balımı olsun. Biz nasıl bizim obezitemize küçük alırız ben anlamadım. Evet. Neyse bir şey olmaz. Şöyle çilekli. Evet, şimdilik birkaç tane modelleri var. Birkaç gün sonra da daha farklı ürünler de koyacaklar. Evet. Böyle pamuklu bir şey. Yani öyle kalın şey bir şey değil. Evet. Çok güzel bence ben beğendim. Normalde ben baktım köpeklere yönelik bunlar. Ya yani dedim ki en küçüğünü alayım herhalde anca olur kedilere. Meğersem baya küçükmüş yani. Bunlar var ya bizim komşunun mini köpeği evet, evet. Ona olur. He. Bademi anca olur bunlar. Bademi deneyelim diyorlar. Valla deneyelim. Ondan sonra şöyle yine bir sayfadan nakış sayfasıydı. İsmini bırakırım. Bu arada bu sayfalarla hani mesela şöyle söyleyeyim YouTube'da reklam amaçlı anlaşmadık. Sadece böyle paylaşmak istedim sizinle. Belki aranızda hani bir şeyler arayanlar vardır. Şöyle bir tane çanta yapmış sağ olsun. Bunu hiç bilmiyordum. Eymen buraya şöyle bir tane önlük. Şimdi asıl amaç Mihra Aksa'ydı. Şöyle sırt tarafını göstereyim. Bu şekilde. Burası da ön tarafı. Sonra şöyle iki tane minik eldiveni var. Bir de böyle şapkası. Bu şekilde. Şapkaya bak ya şuraya. Çok tatlı. Ondan sonra son iki şey kaldı. Son ürün zaten efsane bir ürün. Şimdi ilk önce şöyle poem
kit sayfasından sayfayı bırakacağım. Muhteşem kalitede kıyafetleri var. İlk önce hemen buraya havuçlu bir tulum. Hatta bu tulumu şöyle bakın. Çok güzel bir şapkası var. Buna bayıldım. Yani bu tulumu sonradan Mihraksa bile giyer. Yani iki cinsiyetin giyebileceği tarzda bir tulum. Sonra Mihraksa'ya şöyle bir elbise bakın. Böyle ve şimdi şapkaya gelin. Allah'ım çıldırmalık değil mi ya? Tam çıldırmalık ya. Sonra gelelim son böyle takıma. Bu da bu şekilde böyle içinde bluzu oluyor. Böyle jile gibi bir etekli ama çok kaliteli. Gerçekten çok beğendim. Böyle yazlık bir ürün. Çok tatlı iş. Düşünsenize kafasında da şu tokalar. Şunlar çok tatlı olur. Allah'ım. Bu şekilde bu sayfayı da bırakacağım. Bir de havuzumuz geldi bugün. Bunu kendimiz almıştık. Size linkini bırakırım aşağı. O kadar çok, yani nasıl diyeyim, çok büyük bir ürün. Hatta diyor 2.39'a 2 metre diyelim. Ve hani 86 santime kadar sanırım şişmeşeyi. Çok güzel kaydırağı var. İşte kocaman oyuncakları var. Hani aşırı, mesela nasıl diyeyim, aşırı yüksek bir şey olunca çocukların içinde hani çok fazla su koyunca tabii biraz o boğulma tarzı şey olabilir ama böyle içinde cıp cıp yapabilirler. Mihraksa'yla da güzel oynarlar diye düşündük. Hem bahçeye götürürüz hem bizim şuradaki balkonda yaparız. Cıp cıp yaparlar yazın. Güzel olur diye düşündük. Öyle yani, çok güzel bir havuz. Bakalım ama daha açmadım. Ama yorumlarda çok iyiydi. Hatta yorumlarda kendi alanlar böyle fotoğraf koymuşlar nasıl gözüküyor diye. Çok beğendim. İşte kuruşu kuruşuna hak ediyor falan bayağı yorum vardı. O yüzden aldık. Bakalım inşallah dedikleri kadar vardır. Ama size isteyen olursa aşağı linkini bırakırım. Evet arkadaşlar, biz geldik. Zaten geç olmaya da başladım. Hemen burayı bir tekrar yedireceğim. Ondan sonra o uykuya geçecek. Biz de artık normal akşam sefası, editler, çalışmalar falan derken o şekilde bugün de bitmiş olacak. Umarım hepiniz videomuzu beğenmişsinizdir. Ödümü kopardın. Bu arada bayağı bir nefes nefese kaldım ya. Vallahi yani gören de sanacak son ayımdayım. Ama ben ilk haftalardan itibaren hep böyle nefes nefese kalıyorum gerçekten. Neyse. Yani demek istediğim, umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.